Telekom'dan bola dönüşü. TJ Campbell, Kenny Gabriel'ı buldu. Hareketli savunma Beşiktaş son Pojapen'den. Landesberg dip çizgiyi dolaştı. TJ Campbell elinden kaçırdı. Top kaybı Türk Telekom'dan. Mola'dan top kaybıyla döndü Türk Telekom. Farkı tek hanelere indirme fırsatı Beşiktaş Sonpo Japan adına. Aslında iyi bir takım oyunu görecektik yine TJ Campbell elinden kaçırmasa topu. İyi dolaştırdılar topu. Ama ellerinin arasından kaydı. Şimdi Beşiktaş'ın çok... İkinci atış. Bunda da isabet var. 43.9 saniyelik bir süre, 94-85'lik skor ve yeniden Topaş baskısı. Top kaybı sonrasında. Enteresan pozisyonmuş bu arada. Topaş hücumunu izleyeceğiz. Garrett top oyuna soktu. Yiğit. Muhaymin'i görmedi, top istiyordu Muhaymin. Ters taraf. Kadir topu oyuna sokacak. Çekiri sıyrıldı, potaya gitti. Sportpendik dışı faul kararı geliyor bu sefer de Enogo için. Enoko'nun ikinci faali oldu bu. Damian Kulik boy avantajı var. Gayin Yusa Kulik dışarı çıkarttı. Mehmet Yağmur ekstra pası yaptı. Luka Babic üçlüyü gönderdi. İsabeti bulamadı. Rebound mücadelesi, top Berkuğurlu'da kaldı. Berkuğurlu gitti çembere. Berkuğurlu turnikesi isabetli değil ama top cama değdikten sonra müdahale kararı ve basket geçerli. 77-76 Pınar Karşıyaka bu kez. Burada top cama değdikten sonra müdahale kararı. Tekrar tekrar izliyoruz. Berkuğurlu da 17 sayıya ulaştı. Bu pozisyonda basket kararı.